Yani bilindiği gibi İmralı Hapishanesi'nde aslında Sayın Abdullah Öcalan'ın uluslararası bir komployla Türkiye'ye getirilmesinden beri devam eden bir tecrit söz konusu. Ama son yıllarda özellikle artan, daha da ağırlaştırılmış bir hal alan durum söz konusu. 13 yıldır aslında kesintisiz ve ağırlaşan, daha da gittikçe ağırlaşan bir tecrit durumu var. 2019 yılında 5 avukat görüşü dışında 13 yıldır hiçbir şekilde avukat görüşü yapılmadı. Ve hali hazırda tek bir haber dahi alınamıyor İmralı Hapishanesi'nde. Yani biz bu durumun işkence olduğunu biliyor ve bunun tespitini yapabiliyoruz. Bu ağırlaştırılmış tecrite karşı da ÖHD olarak da, bir hukuk kurumu olarak da ses vermeye ve bu tecritin kaldırılması için mücadele etmeye devam ediyoruz. Bir ısrarla belirttiğimiz bir husus var. İmralı Hapishanesi'nde işlemeyen kanunlar söz konusu. Bir avukat ziyaretinin disiplin cezasının olduğu gerekçesiyle engellenmesinin Türkiye kanunlarında yasal mevzuatta yeri yok. AKP-MHP iktidarının genel itibariyle uygulamış olduğu, işte bu Kürtlere karşı uygulamış olduğu bir politika söz konusu. Biz bunun sirayetinin olduğu kanaatindeyiz. Bu noktada hukuki bir karar değil, uygulama değil. Bunu zaten tartışmaya açmak bile mümkün değil. Yani yasal düzlem diye nasıl tanımlayacağız? Adalet Bakanlığı açıklamasını. Adalet Bakanlığı yapılan İnsan Hakları Komisyonu'na yapılan başvuru sonucu verdiği cevapta tecriti şöyle tanımlıyor esasında. Hiçbir şekilde dış iletişimi olmayan, aile görüşü, avukat görüşü yasağı durumu söz konusuysa tecritin varlığından bahsediyor esasen. Şimdi İmralı Hapishanesi'nde tecritin olmadığını kim iddia edebilir? Disiplin cezalarının birincisi, gerekçelerine avukatları hakim olamıyor. Buna ilişkin herhangi bir bilgi ulaşmıyor. İtiraza ilişkin herhangi bir şekilde başvuru yapılmasının önüne geçiliyor. Yani kanuni hakların kullanılması noktasında da bir engel durumu söz konusu. Bunun dışında herhangi bir hapishanede, İmralı dışında, hücre cezası infaz kanununda en ağır disiplin cezasıdır. Bu dahi söz konusu olsa avukat görüşüne engel bir durum söz konusu değil. Kanunda açık bir şekilde hücre cezası söz konusu olmasının avukat görüşünün önünde engel olmadığı düzenlemesine haiz. Adalet Bakanlığı bu düzenlemeyi bilmiyor mudur? Biliyor. Biliyor, bilinciyle hareket ediyor. Bu biraz kamuoyunu yanıltmak amacına taşıdığını düşünüyorum açıkçası. Yani biz hukukçular biliyoruz bir disiplin cezasının avukat görüşünün önünde engel olmayacağını, ama Adalet Bakanlığı'nın cevabı genel itibariyle bir tecritin olmadığı noktasında bir cevabı var. Ama disiplin cezalarının avukat görüşüne engel olmadığını çok iyi bilen bir Adalet Bakanlığı da söz konusu. Bunu bilmemesi mümkün değil. Bu yüzden nasıl İmralı Hapishanesi'nde kanunlar uygulanmıyorsa, geçerliliği yoksa, yapılan açıklamanın da kanuni bir dayanağı yok. Bunu yasalarla ilişkilendirebilmemiz mümkün değil açıkçası. Verilen cevabın hukuki hiçbir sonucu, hiçbir temeli yok. Yasal olarak oraya avukatlarının ve ailesinin gitmesi mümkünken engellemesi nasıl gerçekleşiyorsa, bu cevap da onun devamından ibaret. Yani normal şartlarda bir hukuk devletinde bir hapishaneye avukatların gitmesi noktasında engel teşkil edebilecek bir durum söz konusu değilken engellenebiliyorsa, bu orada tecrit yoktur cevabı da, İmralı Hapishanesi'nde tecrit yoktur cevabı da, bu politikanın devamı. Yani bunu sürdürüyor. Bu kadar rahat olmasının nedeni şudur. Biraz da kamuoyunun bu noktada duyarlılık göstermemesinden de kaynaklanabilir. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Dünyanın hiçbir yerinde kesintisiz, hiçbir şekilde haber almama şeklinin gerçekleştiği bir hapishane yok. Bu bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de uygulanan bir durum. Buna uluslararası bütün kesimlerin itiraz etmesi gerekiyor. Bu bir yerde uygulanıp devam gelebilecek bir uygulama. Yani genele baktığınızda da bir iktidarın uyguladığı bir politikaya, bir hukuksuzluğa İtiraz etmediğiniz müddetçe bunun devamının gelmesi durumu söz konusu olacak. Yani aslında İmralı Hapishanesi'nde uygulanan işkence ve tecrit de böyle. Siz oradaki tecrit ve işkenceye itiraz etmediğiniz müddetçe bu yayılmaya devam edecek. Bu şu şekilde de yayılıyor. Diğer hapishanelere yayılıyor, topluma yayılıyor, siyasete yayılıyor. Siyaseten de sizin siyaset yapma hakkınıza dair de aslında bir tecrit uygulanıyor.
Şurada bir basın açıklaması yapabilmek adına siyasetçiler toplandığında kolluğun tecritiyle karşılaşıyorsunuz bu sefer. Ya da ne bileyim STK'ların bir basın açıklaması yapmak istemesi durumunda kolluğun tecritiyle karşılaşıyorsunuz. Bir yerden bir kuşatma başladıysa bu topluma sirayet ederek devam ediyor. Yani bu itiraz olmadığı sürece, İmralı Hapishanesi'ndeki tecrit kaldırılmadığı sürece bu topluma sirayet etmeye devam edecek. Aslında oradaki itiraz, tecrite karşı yapılan itiraz, bütün topluma uygulanmak istenen tecrite itiraz noktasında değerlendirilmesi gerekiyor. Yani Spiti'nin bu kadar İmralı tecriti gündemdeyken Türkiye'ye gelip İmralı Hapishanesi'ni ziyaret etmemesinin politik sebepleri olduğunu düşünüyorum. Yani birçok hapishaneye gitti. Birçok hapishanedeki ziyaretleri sonucu bir işkence, kötü muamele, hak ihlaline ilişkin görüşmeler yaptı ama en yoğun işkence durumunun söz konusu olduğu, tecritin ve hak ihlalinin had safhada olduğu İmralı Hapishanesi'ne gitmemesinin açıklanabilir bir tarafı yok. Yani Spiti'nin amaç ve görevlerine aykırı bir durum. Bu noktada başvurular da var. Uluslararası kamuoyundan da, ulusal kamuoyundan da yine İmralı'ya ziyarette bulunması noktasında çağrılar söz konusu. Yani hapishanelerdeki hak ihlallerinin tespiti amacıyla hareket ediyorsa eğer, misyonunu gerçekleştirebilmek adına, Türkiye'ye geldiğinde ilk ziyaret etmesi gereken yer İmralı Hapishanesi ve buna dair raporunu da açıklaması gerekiyor. Çünkü bütün kamuoyunun Spiti'nin ziyareti ve raporunu açıklama noktasında bir beklentisi söz konusu. Bu da bir İmralı Hapishanesi'ndeki tecrite ve kötü muamele işkenceye karşı sessizliğin bir başka boyutu açıkçası. Yani gidip ziyaret ettiği yerlerde, hapishanelerde siyasi mahpuslarla karşılaştığında Spiti yetkililerinin İmralı Hapishanesi'ne neden gidilmediğini sorulduğunu da biliyoruz. Yani başat olarak beklenti, herkesin beklentisi, özellikle siyasi mahpusların beklentisi, İmralı Hapishanesi'ndeki tecrit ve işkenceye ilişkin Spiti'nin görevini yerine getirmesi. Yoksa 5-6 hapishaneyi gezip göstermelik bir ziyaretin çok anlamlı ve amacı doğrultusunda bir ziyaret olmadığı açıkça görünüyor. ÖHD olarak zaten en son 1330 avukatla birlikte Adalet Bakanlığı'na bir başvuru yapmıştık. Barolara başvuru yaptık. Bu noktada tecrit bizim gündemimizde zaten. Yani çünkü bir hukukçunun, hukukçuyum diyen kişinin bir işkence durumu söz konusu olduğunda bunu kendisine görev edinerek hareket etmesi gerekiyor. Yani sokakta, adliyede, emniyette çokça karşılaşılan bu tür durumlara nasıl itiraz durumu gelişiyorsa bir hukukçuda, gözünüzün önünde gerçekleşen bir tecrit ve işkence durumuna bir hukukçu olarak itirazla yükümlülüğünüz söz konusu aslında. Bu noktada barolara yaptığımız başvuruların dönüşleriyle ilgili herhangi bir bakanlığa kendilerinin başvurusunun olup olmadığıyla ilgili tekrar başvuruda bulunacağız. Ve bu noktada tüm duyarlı kamuoyunun da desteklerinin olması gerektiğini düşünüyoruz tabii. Birçok baroya başvuru yapıldı. Bu barolardan herhangi bir Adalet Bakanlığı'na başvuru olup olmadığı, talebimizin nasıl değerlendirildiği ile ilgili dönüş yapmaları için tekrar başvuru yapacağız. Ben İstanbul Barosu'na bağlı bir avukatım ve böyle bir tecrit durumu söz konusu. Baroların görevleri sadece ya meslek örgütü olmasından ibaret değil. Sonuç olarak az önce söylediğim hukukçu refleksinden bahsediyorum. Hukukçuluğun misyonundan bahsediyorum. İşkence ve tecrite ilişkin bir tespit söz konusu. Hiçbir hukukçunun şunu söylemesi mümkün değil zaten. Burada bir tecrit durumu yok demesinin mümkünatı yok. Kanunlar belli, ziyaret usulleri belli, görüşme usulleri belli. Bunların uygulanmadığı çok açık. Biz de şunu talep ediyoruz. Siz baro olarak buradaki tecrit ve işkenceye dair bakanlıkla değerlendirmeniz nedir ve buna dair girişimde bulunulmasını talep ediyoruz. Biz başvurumuzu yaptık. Dönüş alamadığımız barolardan buna dair başvurumuza ilişkin herhangi bir gelişmenin olup olmadığını, herhangi bir girişimlerinin olup olmadığına dair başvuruda da bulunacağız.
Ve tecrit de bizim gündemimizde kalacak. Tecritin ortadan kaldırılması için de çalışmalarımıza devam edeceğiz.